Selamlar herkese, ben Caner. Bugün sıfırdan elmasa serisinin 4. videosuyla karşınızdayım. Karşımda Mundo var diye düşünüyorum. Mid Zed desek Jungle'da, Kayn, AD Carry, Teemo herhalde. Ya top lane Teemo gelecek ya da Mundo gelecek. Ürünler bu şekilde, haberiniz olsun. Kesinlikle yücelik ve bullet plane'e giriyorum arkadaşlar. Son zamanlarda yücelik benim çok hoşuma gitmeye başladı. Çünkü biliyorsunuz ki bu sezonda bekleme süresinin azalmada bir sıkıntı vardı. Ben de bu açı bu şekilde kapatabiliyorum. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın, arkanızı yaslanın. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Let's go diyelim, oyuna geçelim. Bu arada arkadaşlar gümüş 1, 12 LP olduk şu anda. Karşımızda altınlar falan gelmiş. Bir tane bronz 60 Mundo, geri kalan altın liginde 60. Bizim takımda altın gümüş liginde. İlk kanıcını aldı. Mundo var ha. Şimdi ilk eşya direkt Sundered Sky. Yani arkadaşlar ben oyunu İngilizce bırakmışım West'ten geçtiğim için. Dün canlı yayındaydım. Biliyorsunuz ki canlı yayınlarda rank asıyorum ya West'te. Oyunum İngilizce kalmış. İlk eşya yarık gökyüzüyle başlayacağım. Bir tane Tiamat alacağız. Sonra karamı alıp yarık gökyüzünü bakıyorum şu takıma karşı Vahşi Hydra yapacağız. Efsane bir build buldum biliyorsunuz ki, keşfettim. İzlemeyen varsa dünkü attığım videoyu net izlesin. Kesinlikle bir şey katacaksınız kendinize. Erken ikinci seviye oldum. Rakibi birazcık dürttüm. Bir tane daha vuruyorum. Attım ignite'i, bir tane daha vuruyorum. Flash'ını kullanacak. Ben de flash atacağım. Rakibi keseceğim. Çok güzel. Teleportu var. Burayı hemen pushlayıp base diyorum. O da teleportunu kullandı zaten. Klasik. Attık base'imizi. Bir uzun kılıç daha çekeriz. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayatınız? Umarım her şey yolunda ve güzeldir. Sıfırdan elmasa serisini çok sevmişsiniz. Ben de ne yalan söyleyeyim, sevdim arkadaşlar. En yakın vakitte farklı yerlerde de video yapmayı düşünüyorum. Tam şu anda bir öneri yazın bakalım bana. Jungle'da, top'ta, mid'de ne bekliyorsun? Ben de onu not alayım. Aaa, Kayn bizim çocuğun kırmızısını çalmış. Riven AQ yazmış bana. Kankam ama ne yapabilirim ki ben? Koridorda güzel bir şekilde arkadaşlar hakimiyetini kurdum. Farmları üstüme alıp şöyle yavaş yavaş geldim ki kulenin range'ine girmesin diye. Niye böyle bir şey yaptım? Kule farmlara vurmazsa ben istediğim gibi farmları kontrol edebiliyorum. Bu da benim koridoru burada dondurmamı sağlıyor. Böyle dondurduğum zaman da gank yemiyorum arkadaşlar. Rahat rahat top lane'de oynayabiliyorum. 17-18 farmımız var. Birazdan farm fark atmaya başlayacağız. İyi izleyin. Kayn coşturuyor bak, görüyor musun? O farmı da kaçırdı. 17-21. Farktan farm farkı başladı. Top lane'de en önemli şey bence farmlar arkadaşlar. Bu farmları ayarlamanız lazım ki çok rahat bir şekilde lig çıkın. Çok güzel dürttüm. Bir double atacağım sana. Bir tane daha vuracağım. Güzel takas bence. Uf, kafa yedim bir tane balta. Çok güzel takas attık arkadaşlar. Tepki bile veremedi. Doğa baltam bana değmesem acaba? Flash yok. O yüzden bir anda girip kesebilirim. Seviye atlamayı bekliyorum. Seviye diff attık. Dive atar mıyım acaba? Onu düşünüyorum. Atarız hocam. Galiba atıyoruz dive. Yok, yaklaşmadı. Ignite'im de geldi. Ignite'im geldi. Dive diyeceğim arkadaşlar. Gayet etkili burası. Kayn 3 kill almış. Şuraya bir totem koyacağım. Acaba Kayn gelir mi? Çıtır bir proxy attım burada. Şu farmı keselim. Çok hızlı risk aldım. Buradan bir tane plate aldım. Çıkıyorum. Ah, shutdown'ım var. Çıkmam lazım buradan. Umarım Kayn gelmez. Ama bir şey diyeyim mi? 21'e 40 farm. 0-2-2-0. Yani muazzam fark açtık. Bakın şimdi arkadaşlar. Farmları kontrol etmeyi göstereceğim. Farmları şöyle yukarı aşağı yapıyorum. Bana vurmasını sağlıyorum. Aynen. Koridoru burada tutuyorum. Eğer bunu yapmasaydım farmlar kule altına gidecekti. Burası çok önemli. Farmlar kule altında arkadaşlar ölmemesi gerekiyor ki ben burada farmları kontrol edebileyim. Şu an burada ne gank yiyebilirim, ne bir şey yapabilirim. Çayımı içiyorum. Ben burada farmlıyken arkadaşlar sizler de çayınızı kahvenizi alın. Arkanızı yaslanın. Çok güzel video olacağını düşünüyorum. İki maç tek video olacak biliyorsunuz ki. Bu videoya özel sizden 1000 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar buradan beğenip destek atanlara. Hop. Şöyle bir dürtelim. Hatta ultimi açıyorum, görüyorum arkadaşlar. Mundo ulti açsa bile dayanamaz. Of. Bir de flash attı. Dayanamayacağını biliyordum çünkü bayağı güçlüyüm. Sıkıntı oldu Mundo için. Flash'ı geldiyse teleportu gelmiştir. Buradan bir proxy daha yapacağız. Farmları üstüme çekiyorum. Çok iyi. Hatta bir tane daha plate alacağım. Ne oldu? 6. seviye Mundo. 38 farm, 0-3. Ben 65 farm, 3-0 ve 8. seviye. İşte
bu şekilde tabletle farkı açıp Riven'la üstünü kuruyorsunuz. Yarık gökyüzü bitti. Bu saatten sonra işimiz çok daha kolay. Artık koridoru ittirip ittirip sağa sola gitmemiz lazım. Mid'e, jungle'a falan. Mesela mid kasıyor ve mid'de Zed var. Jungle'da 4-1 oynuyor ve bayağı bir kasıyor şu anda. Çok iyi aldığını tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Buradaki farmları aldım. Bakın bekliyorum burada. Aim'e atıyorum ki farmlarının vurduğu hasarlara kalkınma gitsin. Yine kontrolümü ettim. Ne oldu? Yine koridor burada sabitlendi arkadaşlar. Yani Mundo oynayamaz. SS vereceğim buradan. Anlatabildim mi? Olayı anlamışsınızdır. Şimdi Q'muzu atıyoruz. Q tekrar bitecekken tekrar Q atıyorum. Ve buna Q direğe dönüyor arkadaşlar. Tekrar Q bitecekken yine Q atıyorum. Lane'de bu şekilde durmaya çalışıyorum. Q'mu attım. Yine aynı şekilde. Neden? Birazdan Mundo'ya gireceğim. Q'mu delay'e sokup ayarlamaya çalışıyorum. Tam Q'yu çeken bir daha attım. Ve Q'mun cooldown 4 saniye oldu. İlk nerede düz vuruş double attık. Şimdi arkadaşlar ultim olmadan düz giriyorum. Hadi ultim açayım mı? Hadi açayım ultimi. Let's go. Ultisiz keserim diye düşünmüştüm de o da ulti bastığı zaman bayağı bir güçlendi. Ne yapıyoruz? Artık ezberlemişsinizdir. Burada şöyle plate'imi aldığım gibi proxy yapıyorum. Farmer üstüme çekiyorum. Teleport attı. Hiç sıkıntı yok. Okey, bütün farmları ittirdim. Proxy yapınca ne işe yarıyor biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Bak buradaki farmların hepsi kule altına gidiyor gene, gördün mü? Güzel oldu, güzel oldu. Şimdi Tiamat alacağım. Hala bot almadığımın farkındayım bu arada. Tiamat da aldık. Şu an bayağı güçlüyüz. Oha, Jungle Kayn kibir kasıyor. Zegabon mu izledin sen? Ne yaptın Kayn? 9-1, 25 kibir. Aman Allah'ım. 400 gold shutdown'ı var. Çok güzel. Mundo'ya yazar. Mundo gelmedi buraya. Kanka benim botum yok ama red buff'ım var. Senin de ultin yok galiba. Şöyle slowlayacağım. Elinden geldiğince dürttüm arkadaşlar. Çok iyi. Hatta bir şey diyeyim mi? Mundo'yu keseceğim. Sonra karşı jungle'a gireceğim. Burası çok önemli. Bak burayı iyi izleyin. Burayı hemen ittiriyoruz arkadaşlar. Ulti bastım Mundo. Çok güzel. Olabildiğince hızlı burayı pushluyorum. Ve buradan Kayn'e gidiyorum arkadaşlar. Tamam. Bak burayı ittirdim. Birazcık can alıyorum şuradan. Warwick orada öldü. Drake yapılacak gibi geldi bana ama. Biraz daha canımı fullleyeyim. Yani bro koşuyorum. Zed free kill. Kovalamayacağım. Drake'i aldılar. Leona 5 level. Yani tutsa da bir şey yapamaz bence. Şöyle Leona'ya girelim bakın ufaktan. Leona'ya kestim. Botum yok. Timon'un mantarını çarpmaden. Güzelce burada bir base yerim bakalım şimdi. Top'a çıkacağız. Mundo birazcık late aldı free free ama bunu yapmamız gerekiyordu. Yone'yi bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar kararma araştırıyoruz. Eclipse deyip kararma gidiyorum. Enemy killing spree, killing spree. Kayn, Timo ve Zed şu anda sıkıntılar. Bu arada arkadaşlar 22.900 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Keşfetten gelip ilk defa izleyen arkadaşlar, kardeşlerim. Takipte kalın, abone olun. Her gün sizlere içerik çıkartmaya çalışıyorum, devam ediyorum. Derken... Atayım Ignite. Tamam, yaktım onu ben. Yaktım, yaktım. Kayn'a koşuyorum. Kayn duvardan atlayacak. Ben de geleceğim Kayn'la beraber. Çok güzel. Kayn'dan bir tane shutdown çektim. Timon'un shutdown'ı var mı? Evet. Bir bloklama kankam beni. Timo'ya geçeyim. Timo'ya koşuyorum şu anda. Ah tamam, shutdown aldım. Kör ettiği için yırık gökyüzünden can çekemedim arkadaşlar. Uğraştım birazcık yırık konuşamadım. Nasıl eşya isimleri bunlar ya? Yırık gökyüzünden eşya boş verin. Can çekecektim, çekemedim. Yok, itikatsız Hydra, yırık gökyüzü, bilmem ne. Konuşamıyorum ya. Böyle eşya ismi mi olur abi? Seninle var ya, mahvettiler. Kararmamız bittikten sonra görün bakalım ne oluyor. Nasıl bir güç geliyor bize? Rebellion kankam sen, Allah Allah, adam durmuyor. Kayn sinirlenmiş. Hadi. Hadi. Warwick niye re atmadı veya attı da niye işlemedi anlamadım. Okey, kararmamız bitti. Kayn bayağı vuruyormuş arkadaşlar, fark ettiniz mi? Vahşi Hydra'yı alıp ölümün dansı gideceğiz. Aa, flash attı. Güzel, kill bende kaldı. Oha, sinirlendi lan. Ben buradan bir tane kule alacağım.
Zed, Timur ve Kayn fena zorluyor yalnız. Çok kastı. 47-2-1 ülke yaptı abi adam. Evet, Elomuz şu anda gold ama Smurf olduğunu düşünüyorum. Kayn iyi oynuyor. Kırmızı buff. Vallahi çaldım. Vallahi çaldım. Ultimi kullanmıyorum. Ultimi kullanmıyorum. Çok güzel timi kestim. Kayn'ı buradan ulti kesersiniz mi? Çünkü Kayn'ın ölmesi lazım abi. Shutdown'ı falan var. Yakala Warwick, yakala Warwick. Atlayacağım duvardan. Hiç sıkıntı yok, yakaladım onu ben. Ay, yakalayamamışım. Aldım, bingo oldu. Çok güzel. Zed'den de bir 450 gold. İşte çok güzel oldu arkadaşlar. 3200 goldum oldu. Hemen buradan bir wave alacağız. Sonra bezeceğiz arkadaşlar buradan. Ve eşyamız bitti. Wildshider'a çekiç ve bir eşyayı aldım. Artık hemen öleceğimi sanmıyorum. Dün arkadaşımla buluştum. 4 aydan beri görüşmüyordum. Bosa'dan buraya geldi Enes. Çok komik bir an yaşandı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bundan tam bir yıl önce Enes sigarayı bırakıp elektronik sigara tarzı bir şey var. Elektronik sigara değil tam olarak ama sigaranın boyutu küçük oluyor arkadaşlar. Makineye koyuyorsunuz. Makine onu yakıyor. Dumansız çekiyorsun, üflüyorsun. Sonra onu böyle pisliğine atıyorsun yere falan filan kullanıyorsun. Yurt dışından almıştı. Değişik değişik böyle bronzu, altını falan filan var hatta bir şey böyle paket. Belki aranızda kullananlar vardır bilmiyorum. Geçen sene buna başlamıştı. Ve yan kafedeyiz. Yan tarafta oturan bir adam demişti ki kardeşim sigaran var mı, verir misin? Enes de onu göstermişti. Abi bundan var bende falan filan. Adam dedi ki evet kardeşim ben de ondan kullanıyorum, ondan istemiştim zaten. Aa tamam abi dedi, çıkarttı sigarayı verdi, kullandı. Muhabbet yaptılar falan. Tam bir yıl sonra dün Enes'le yine buluştuk. Gitmiş bu sefer daha üst modelini almış. Değişik bir markasını almış. Bu sefer iki tarafı da kapalı sigaranın. Onu kullanıyordu. Ve yandan yine bir dayı dedi ki kardeşim dedi sigaran var mı, verir misin falan filan. Hatta şey, sigaranı kullanabilir miyim dedi. Var mı diye sormadı. Kendinden emin bir şekilde. Dedi abi ben sigara kullanmıyorum, bunu kullanıyorum maalesef falan. Adam dedi ki kardeşim ben yaptı böyle olanı gösterdi, ben de ona kullanıyorum dedi. Vay be abi yaptı, ondan sonra geçen sene böyle bir şey olmuştu falan dedi. İşin garip tarafı mekanla aynı, oturduğumuz yer bir tık çapraz yani. Bilmiyorum. Bir döngüye girmişiz diye yorumladım. Birer yıl arka arkaya süreyle aynı olayı yaşamışızdır Enes de. Şimdi bir dakika. Burası sıkıntı. Görüm. Uf. Kayn'ı çok iyi çıkarttım orada. İyi oldu arkadaşlar. Kibir yük alamadı çünkü. Ölümün dansı bitti. Son eşya çok önemli. Ben bir düşüneceğim bunu. Arkadaşlar son eşya ölü adamın zırhı almaya karar verdim. Hem birazcık canımız olsun, hem birazcık daha zırhımız olsun. Bonus adiye de alalım ve bonus da koşmamızı alalım diye. Aslında stere kalacaktım, vazgeçtim. Çok fazla canımı fullemedim. Zed ile Kayn sıkıntı. Kayn öldü, çok güzel. Oha, Timur öldü bir de yanlışlıkla. Çok iyi ya. Tuttum seni. Gel bakalım. Ara beni. Öptüm seni, seni çok özledim. Bunu da çok özledim. Zınk. İğrenç bok gibi sesinle şarkı söylettin bana burada bunda. Değil mi? O kadar seni kastırdım yine bir bok yapamıyorum. Mık. Tam bir eşeksin demiş. Buradan bottan yarmaca. Bu it bayağı iyi arkadaşlar. Eski Oribon'un gücünü veriyor bence. Deneyin. Ve bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Katıl butonunu açtım YouTube'da. Bir bakın. Çünkü koştuk moştuk falan var. 1v1 olayları var. Aynı zamanda arkadaşlar Instagram'ı da aktif kullanıyorum bayağı. Instagram casping.jpg. Siz casping yazın çıkıyor. Orada gelebilirsiniz. Son bir şey daha söyleyeceğim. Çünkü bakıyorum arkadaşlar hiçbir şey gelmiyorsunuz ya. Discord'a gelmemişsiniz, oraya gelmemişsiniz. Discord'a gelin arkadaşlar. Yayınlara gelin. Hepsi açıklama kısmında var. Hepsi. Aa, beni ketenpere getirdi. Bir anda tümüyor buradan. Bak şimdi. Timur'u çıkartıyorum. Seni de çıkartıyorum aradan. Sen de gel. At, tadından yanmaz. Attı bir ignite sana. Belki ölür diye attım ama ölmedi. Olur, yeriz. Güzel, kolemizi buradan aldık. Munda'ya şimdi gidelim hocam. Gir. Gir Munda'ya. Sağlı sollu. Tak tak. Top lane'e böyle var ya. Tank şampiyon olanlardan nefret ediyorum ya. Bazen nefret etmekten ben nefret ediyorum. Hepsi toplaşacak şimdi buraya.
Çok CC'lere var ya. Toparlayamıyorum. Kimunun Q'su kaç saniye sürüyor acaba? Bak bir tane Zed alacağım. Vuramadık. Çok iyi. 24 kill'im olmuş. Bilsem kibir çekerdim. 23 kill'de Kayn'da varmış. Bir can çekiyorum. Hem Karaman'ın pasifi devreye giriyor hem de Yarık Gökyüzü'nün pasifi devreye giriyor. Fark ettiniz mi? Bu yüzden bu build çok OP. Baze'e mi kessem birini acaba? Patlar mı öyle bir şey? Vallahi Kayn'ı son bir tur daha kestim arkadaşlar. 26-3 Mundo 1-10 gitmiş. Bakalım kaç DP gelmiş. Warwick'e verdim. Kutu verdi bana, çok güzel. 30 DP vermiş. Gümüş bir 42 LP olduk. 56k hasar. İkinci maça geçelim hızlısından. Let's go. Evet arkadaşlar, ikinci maçımı geçtim. Bu sefer karşıma Darius var. Rünler falan aynı şekilde girdim. Darius geldiği için ilk eşya bu sefer kararımı almak istiyorum. Kararımı alıp ya da yo bir dakika. Kararımı almayacağım ya. Yine Yarık Gökyüzü alacağım arkadaşlar. Vazgeçtim. Biraz fantezi yapacaktım da dedim gerek yok, gerek yok. Yarık Gökyüzü'de başlayacağız. Tiamat'ımızı alıp kararmaya gideceğiz. Gerisi karşıya göre şekillenecek. Seviye farkını açtığım için şöyle güzelce takas giriyorum. Oy adam, bak görüyor musun işte. Darius'un birinci seviyesi kalındır hocam. Adam toparladı. Ama öldü galiba. 31, 18, 18 can. Yine de Word arkadaşlar, çünkü base atmak zorunda kalacak. Base attığı için de buradan farm kaçıracak. Her türlü Word. Aa base atmıyor. Tamam şimdi. Ben burada koridoru saldım. Hemen karşı jungle'a bir gitmemiz lazım bakalım. Biraz da olsa jungle'a sıkıntı yaşattırdım çünkü kırmızı resetlendi. Güzel. Şimdi işimiz Darius'la. Net bunu bana gank atacak, onu biliyorum şu anda. Onu çekmese iyiydi aslında Darius ama. Yani Q'su nasıl değdi bilmiyorum. Son pikselin son pikselinden değdi. Bunu kırmızıyı aldı diye düşünüyorum. Öyle bir varsayım yaptım şu anda. Gank atmasını zaten bekliyordum. Demiştim size. Ufak dürttüm çıktım arkadaşlar. Q'la girdim, düz vuruş double yaptım. E'yle geri çıktım. AC'ni kullanması lazım ki Darius'a karşı rahat oynayayım. Q'su yok. W'yu kullandı. Bak şimdi bak. Arkadaşlar bir geri sarsanıza. Şuraya tıklayarak Q attım. Yani şuraya doğru Q attım. Riven yukarı doğru koştu. Bak şimdi izle burayı. Bak görüyor musunuz? Tıkladığım yere bakın. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Ve Q atıyorum. Karakterim nereye gidiyor? Gördünüz mü? Ben bir şey demiyorum. Hocam. Şu Riven'ın bug'ını düzeltin artık Riot Games. Lütfen. Lütfen. Yani Brokey farklı bir yere Q atmasını düzeltin. Ben mağdur olurum burada. Ben şu an niye kill verdim ki burada? Allah'ım yarabbim ya. Sıkıntı yok, çözeriz. Ama uğraştırıyorsunuz yani. Q'sunu yemedim, düz vuruş attım. Full artı full yenilmez stack var arkadaşlar. Darius'un hiçbir şeyi yok, o yüzden ölecek. Yani bu şekilde kestik. Telafimizi yaptık. Tekrar diyorum, orada bizim sıkıntımız yoktu. Ben aşağı doğru Q spamladım da karakterim sinirimi bozuyor ama arkadaşlar haksız mıyım? Buradan B izleyeceğim. Bir de bir şey daha söyleyeceğim ama burayı pushlamamız lazım. Chadian'lar olacak. Riven'ın Q'su Bakhtiyon'a doğru gidiyor. A'si Fale'ye göre gidiyor. Orada Riven'ın arkası dönüktü. Hayır değildi kardeşim. Riven'ın buraya bakıyordu mesela şu şekilde. Böyle gidiyor Q, anladın mı? Öne bakarken bile zıttına gidiyor yani. Böyle bir bug var. Riven'da 6 oldu. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çekemedi. Değdirme. Çok güzel. Ulti açtım. Gel. Ghost yok. Çok sıkıntı bir yerdi. Keşke ulti açmasaymışım. Girecek sandım. Ultiyi şöyle yedireceğim. Şu an hala kesme şansım var. Hemen geri çıkıyorum. Tamam Q'yu yemedim. Çok güzel. Full kartlıyorum. Ama Nunu bana gank atabilir. Evet. Nunu bana gank atacak. Ah ultisini öldüm ya. Yetmedi hocam. Takas girdim, hemen çıkıyorum. E atacak. O yüzden Q atıyorum. Çok güzel. Koridor biraz kızıştı. Ulan Riven'ın var ya bir bug'ı nelere şey yaptı bizi ya. Şöyle giriyorum arkadaşlar. Bir sol tık daha. W ulti. Sağ tık. Çok güzel. Çok güzel.
Farkındaysanız bilerek bazı yerlerde otomatik saldırıyı arttırdım. Yani Q, otomatik saldırı, otomatik saldırı Q attım. Neden biliyor musunuz? Yenilmez fullleyip daha fazla hasar çıkartmak için. Bunlar bir tık ince trikler. Ama yine diyorum. Eğer orada bug olmasaydı bu durumda olmazdık çünkü kill vermeyecektik. Ufak bir proxy yapacağım ki burada hemen erişmem lazım şöyle. Yaklaşma bana. Yaklaşma bro. Tamam, yetişemez. Yani yetişemeyeceğini biliyordum. Bir de yanlış bir şey yaptı çünkü buradan farm kaybediyor arkadaş şu an. Beni kovalayacağım diye. Tüneller ve Ionia. Hadi bakalım. Bir de totem çekelim. Darius bir de koştuğu için. Kanka Darius base'den koştu ama şimdi. Adam base atmayacağını fullip gelmiş. Burayı pushlayacağız arkadaşlar. Tamam set, sakin ol. Set bittik, trigger herhalde. Nunu da shutdown var. Selam. Kestim. Çıkıyorum geri. Çok güzel. Attım W. Helal oğlum. İşte bu. İşte bu. Bir ona. Eşyamız bitti. Burayı pushlayacağız. Buradan bir wave daha çekeceğim. Çok iyi. Peki bir tane daha plate alır mıyım? Aldım. Çok iyi. 102 farm, 69 farm, 3-2'yim. 3-3 oynuyor. Bir seviye dip var. Hem yarık gökyüzü alacağım hem de Tiamat. Ah, muazzam oldu. Vallahi 20 gold beklerim. Klavyemin vur tuşunu çözdüm arkadaşlar buradan. Söktüm yani, çözdüğümden kastım. Niye söktüm biliyor musunuz? Çünkü print screen yerine power tuşu koymuşlar bu klavyeye. Klavyeyle 200 lira mı ne aldım? Ne bu? 40 gold diye bir klavye. Ya sen git print screen yerine power tuşu koy. Ben geçen gittim edit yaptım. Tam bitti böyle edit. Oh dedim, süper, izleyeyim bakayım. Aa dedim, adama tek atmışım. Buraya ekran görüntüsü alayım da kapağı koyarım dedim. Bir bastım ezbere print screen olduğu yere. Bilgisayar kapandı. Gitti her şey. Dedim ne alaka? Bir baktım power tuşu varmış. Maçtayken de başıma geldi. Maçtayım. Aa dedim, ben buraya bir SS çekeyim dedim. Bari daha kaliteli SS çıkar dedim, oyundayım diye. Bastım oraya, bilgisayarından başlattı kendini. Ben de orayı söktüm arkadaşlar. Düşünsenize. Enter tuşunun orada mesela bilgisayarı kapatma tuşu var gibi bir şey. Niye print screen'a... Ya klavyede niye power tuşu var, onu anlamadım ben. Hani eski bir model klavyeye benziyor. Koya koya power mu koydun? Hoş bunu diyorum da, geçen de yengenizin laptopunu Discord'da ekran ayarlarını yapmaya çalışıyorum bilgisayarı çok kastığı için. Dedim aşkım gir bakayım dedim ekran kart ayarlarına, ben sana şimdi biraz ayarlayacağım. Hani performansı çekiyoruz ya, güçü falan. Onu yapacağım. Sadece baktık ekran kartında gamma ayarları var. Kontrast gamma ekleyebiliyorsun, başka bir şey yok. Milattan önce 376 yılından kalma ekran kartı. Neyse ki kendisine bir tablet aldık bu hafta. Tablet aldı yani, hayırlısı olsun. Taksite girdi. O da Ali'yi uğraştırdı. 6 ay taksit var diyor ama 6 ay taksit yapmıyorlar. 12 ay diyor ama yapmıyorlar. Faiz bilmem ne. Valla 3 ay taksitli arkadaşlar. M2 12,9 inç bir tablet aldık yengenize. O yüzden artık Discord'u falan indirttim ona. Hem yayınlara gelecek hem de böyle beraber rahat rahat bir şeyler yapabileceğiz. Manitamla. Şimdi rakip ADC'ye kasmış. Sizle biraz sohbet ettim ki farm yaparken sıkılmayın diye arkadaşlar. Buradan Ejder'e doğru koşmamız lazım. Bizim shutdown kollamamız gerekiyor. 7'ye 0 bir edikleri var. Bunu kesmemiz lazım. Çok aciliyetinden. Vega'yla beraber keserim bence onları ama. Ufak bir dodge. Ulti. Öldü mü? Let's go. Shutdown. Bu kadar basit işte. AD kill oynamak ne kadar kötü ya. Eski main'im ama oynamıyorum işte bu yüzden. Sen git o kadar kas gelsin, 3-2 giden Riven sana tek atsın. Ne kadar gıcık bir şey değil mi? Ver kankan bana, adamsın sen. Komiganda set jungle yapıyor yani. Meta mı bu şu anda acaba? Yo değil. Alameti bilerek saldım, eşya bitireceğim arkadaşlar o yüzden. Şu gold'u almak istiyorum direkt. Ghost bastı. Tam şu an Q atarsam. Ele çıktım. Okey. Double attım vuramasın diye. Q atacağım. Q attım. E attım, vuramadı. Flash attım, kaçıyorum. Flash full kite mation. Tamam, yükü bitti. Gel şimdi buraya Darius'cum. Yetmedi be hocam be. Yetmedi be. Haşmetli'yi almış, yetmedi be. Güzel kaytlamıştım oysa ki. Şimdi kararıma gidiyorum. 2800 gold olduğu için direkt bitti. Ha, bu saatten sonra zor keser beni. Tight yırtıcı 48 kardeşim. Benim buradan bota koşmam gerekiyor. Hani bir maç vardır ya. Kasarsın, iyisindir ama kaybedersin. Rakipteki bir adam kasmıştır. Bu durumu yaşamak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden elinden geldiğince AD kill'i kesmek istiyorum arka arkaya.
Oha lan çeviriyor vallahi. Ama bir... Ölmedin mi lan? 310 vurmuşum Soraka'ya. Kaç tane kaldı acaba? 3 mü kaldı? Yine unlucky oldu arkadaşlar. Soraka'yı kesip diğerine girecektim. Yine yetmedi. Vay anasını satayım. Ne kadar unlucky maç dönüyor şu anda. Ölmeyecek değil mi o? Of of of. Bayağı kasmış. Galiba burayı kaybettik. Şu fight'ı bir izlemek istiyorum. Set güzel fokusluyor. Güzel fokusluyor. Kanka ne yaptın flash'ta Set? Kanka şaka mısın sen? Biz flash'ta aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Oyunlara bak. Oyunlara bak. Ve burası Gold Elo değil mi? Hani Gümüş 1 liginde Gold Elo. Oh, oh. Ahri no flash. Buraya bir bakalım. Ama kanka canları full ki adamların ya. Yok alamam arkadaşlar, denemeyeceğim. Nunu artı yani evet. Q'su ve smite'ı var. Nasıl çalayım ben onu? Birazcık daha farmlamamız gerekiyor. Çok fazla XP'de fark açmamız lazım. 13 seviyeyim. 12, 12, 12, 12, 9. Yani 14 olsam öne geçeriz bayağı. Yemeği zırhını aldım. Geri kaçtım eyle. Jaxos'u var. Okey. Yemiyorum onu. Soraka'dan can geldi. Şöyle yapacağım. Çok güzel shutdown mı varmış bu adamda? O kadar kestik. Ama güzel kayıt attım. İkinci kuleyi kesersem 700 gold veriyor. Benim için bayağı iyi. Arkadaşlar umarım iki maç tek video hoşunuza gidiyordur. Lütfen yorumlarda bunu belirtin. Abi sıkıyor, abi çok zevkli derseniz ben böyle size iki maç tek video spamlarım. Biliyorsunuz ki benden sadece istemeniz yeterli. Ben yaparım yani, sıkıntı olmuyor. Ama tek ricam beğenin ve abone olun, tamam mı? Yaz tatiline kadar 50 bini görmek istiyorum ya. İnşallah. Bunu söylemek istiyorum. İlk defa bu abone sayısına ulaştım. Daha önce bu sayıya ulaşamamıştık. Eski kanalım 22.240'tı. Yani şu an ilk defa bu aboneye geldim. Öldük galiba burada. Soraka'ya fokus almam lazım arkadaşlar burada. Biraz şey yapayım diyecektim de. Çıkamadım arkadaşlar. Yani şuradan şuraya atlayacaktım. Gidemedim ya. Nunu. Sinirim bozdu benim ama ha. Nunu gelmeseydi atlardım duvardan. Fark açardım. Belki oynardım oraya arkadaşlar. Şok ya. Adamlar felaket takım oyunu yapıyor. GG mi? GG değil kanka. Sonuna kadar oynayacağız. Ha, biraz tilt oldum mu? Oldum, yalan değil. 3 ejder 1 baron GG yazmış. Her zaman maç dönebilir arkadaşlar. FF vermeyi sevmem. Drake çıkıyor. Ruh almamaları lazım. Çok önemli. Yani şu CC yemeseydim atlayacaktım da kankacım. Güzel CC'leriniz var valla. Yani kaçtı mı ikisi de? Peki. Ejder'i biz aldık mı? Aldık. Word diyebilir miyiz? Oha. Sal beni, sal. Bir zahmet yaklaşmayı ver ama kanka, değil mi? Kaçayım. Ben buraya oynayabilir miyim? Oynayamam. Çıtırından bir kite attım şuraya. Riven'ım hala minyon blokuyor, fark ettiniz mi? Ölürsem oyun biter. O yüzden biraz salacağım, geri çıkıyorum. Kut ADC'yi çok güzel. 700 gold shutdown verdi bana. Bu arada arkadaşlar ölümün dansıyla Malmorgus çıkacağım. Build'imi değiştirdim. Çıkmam lazım şuradan. Güzel. Daha üstte bir tık tilt oldu galiba. Saldı beni oradan. Hemen base diyorum. Kazmayı satacağım. Ölümün dansı alacağım. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar Malmortus'a gidiyoruz son eşya. Ne maçmış be. Burayı kaybettik mi? Tek attım ADC'ye. Soraka'yı da kestim. Ahri'nin canı az kaldı. Bayağı güçlüyüm orada. Çok güzel. Nunu tutabilir mi burayı? Nunu tutamaz diye düşünüyorum. Maalesef kankam tutamazsın. Ahri de tutamaz bence burayı. Dash yok bu adamda. Uf, ne güzel vurdun. Devam. Evet. Oh kazandık be. Bakalım kaç LP gelmiş ve kaç K hasar vurmuş insanlar. 33 LP verdi. 75 olmuşuz. Sağ tablosu da 35K vurmuş.
Hakkıdır. Arkadaşlar umarım size bir şey katmışımdır. Takipte kalın, abone olun. Görüşmek üzere, bay bay.